Evet arkadaşlar, biz e, Avrupa'da yaşayan Türkler olarak sadece geçimimizi buradan kazanmıyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni de, Türkiye'yi de burada elimizden geldiği kadar temsil ediyoruz. Bize bazıları hani hep diyorlar ya sizin tuzunuz kuru, siz euro kazanıyorsunuz, siz kolay kazanıyorsunuz. Sanıyorlar burası hep güllük gülistanlık. Bizim burada çekmiş olduğumuz sıkıntılardan bir haberdar değiller yani. Öyle kolay kazanıyor sanıyorlar. Biz burada yabancı olduğumuz için... ...ne kadar dışlamalara... ...ne kadar horlama ikinci, üçüncü sınıf muamelelerine... E, ...karşı geldiğimizi tabii bilmiyorlar. Son zamanlarda Türkiye'de hani... E, ...Suriye'den gelen ilticacılar sayesinde... ...ve Türklerin onlara davrandığını... ...ve onların yaşamış olduğu hayatları bakıp da izleyince... ...bizim onlar gibi aynı onların yaşadığı gibi Avrupa'da muamele gördüğümüzü bir nebze olsun anlamaları lazım aslında. Bize hangi gözle baktıklarını mesela burada kendi dilimizi konuşmak serbest ama sokakta kendi dilimizi konuştuğumuz zaman bunu duyan bir Alman gelip de sana illa bir tokat çakması gerekmiyor yani dönüp onun öyle bir bakışı var ki böyle domuza bakar gibi defol git ne işin var burada der gibi utandırıyor hani kendini üstün görme, mağrur olma, kasılma, seni de böcek gibi görme, bir domuz gibi, bir hayvan gibi görme öyle bir bakış atıyorlar ki biz onu gördüğün zaman zaten feleğin şaşıyor. Kaçıncı sınıf insan olduğunu bu topraklara ait olmadığımızı ve burada misafir olduğumuzu, sığıntı olduğumuzu orada anladığımızda bizim ömrümüzden kaç senesini götürüyor artık siz düşünün. Öyle sizin gibi rahat değiliz yani kafamıza estiği gibi dolaşıp her şeyi yapıyoruz. Bazı insanlar yapar. Tamam bir şey demiyoruz. Hani hiç aldırış etmeyenler de olur da. Ama işte o bazı Türklerin de burada yaşantısını gördüğünüz zaman sanki Alman mı, İtalyan mı, Rus mu onu da anlamazsınız. Bazıları hani kendini kaptıranlar da çok. Ama biz kendi geleneğimizi, göreneğimizi unutmadığımız için biz onların şiddetine her zaman maruz kalıyoruz. Neyse başka bir söylemek istediğim konu da Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anki güçlü olması. Ülkemiz şu an gücünde, gücünün doruğunda ki biz burada rahat yatıp kalkıyoruz. Sabah yataklarımızdan kalktığımızda ailemizle huzur içerisinde kalkıyoruz. Neden Türkiye'mizin güçlü olmasından ne alaka diye soracak olursanız şöyle söyleyeyim. Bundan 5-10 sene öncelerinde ve daha öncelerinde Türklerin ailelerini yakıyorlardı. Hep Türklerin yoğun olduğu semtlerde, veyahut da komple bütün binanın Türk olduğunu bildikleri apartmanlarda, evlerde ateşe verip orada Türkleri katlediyorlardı. Bunu bazen devlet eliyle, bazen devletin haberdarı olması aracılığıyla yani bunu yapmak için illa bir yerlerden destek almak zorundasınız. Öyle sıradan ben canım sıkıldı, şurayı yakacağım, burayı yakacağım diye bir şey yok yani. Şimdi bu tür olaylar yaşandığında hemen anında Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın Erdoğan'ın herhangi Dışişleri Bakanı'nı buraya göndermesi. Hey ne oluyor size? Bizim Türkleri yani Türk vatandaşlarımızı neden yakıyorsunuz? Neden katlediyorsunuz? Diye sormuş olduğu soruya verecek cevapları olmadığından biz burada rahatız. Onlar kendi mevkidaşları olduğu için onlar gizli istihbarat servisleri aracılığıyla her şeyi daha iyi daha net anlayıp bilebiliyorlar. Kimin bu işin içerisinde parmağı olduğunu, kiminlerin desteklediğini, engel olabilir miydi, olamaz mıydı, ya da engel olmadı mı, ya da destek mi oldu, ya da iş olup bittikten sonra araştırdı mı, buldu mu, cezasını verdi mi, bir daha böyle şeyler yaşanmasın diye tedbir aldı mı, Na nasıl muamele ediyor diye yoksa bu bulamıyor mu? Bulmak istiyor da bulamıyor mu? Yoksa gerçekten mi bulamıyor? Buna benzer bir sürü soruları gelip de yüzüne sorduğun zaman güçlü bir devlet olursan işte cevap veremiyorlar. O yüzden güçlü devletimiz olduğu için biz burada rahat yaşıyoruz. Arkamızda herhangi başımıza bir iş gelecek olursa arkamızda davamızı güdecek bir devletimiz olduğunu bildiğimiz için burada rahatız. Yoksa mı yani onlara kalmış olsaydı çoktan köküne derdi kibrit suyu. yüz tane Türk eksik olmuş sanki tohumuna para mı verdim? Gebersin gitsin gibicesinden çok daha yanık haberler. Çok akrabalarınızdan, eşinizden, dostunuzdan ölmüş, yanarak ölmüş haberleri çok alırdınız. Şimdi böyle şeylerin burada yaşanmaması ülkemizin gücünden dolayıdır. Siz bunu tabi tam anlayamazsınız ama biz çok iyi biliyoruz. Çünkü verecek cevap bulamıyorlar ülkemizin cumhurbaşkanına veyahut da başbakan şu an başbakan yok ama dışişleri bakanına verecek cevap bulamıyorlar. Biz bulamıyoruz biz yapamıyoruz diye beceriksiz bir politika sürdüremezler. O zaman diyorlar ki bizim mitimiz olsun. O zaman biz önleyelim. O zaman biz bu tedbirleri alalım. O zaman da bunların işine gelmiyor. Gelmedikleri için mecburen bu tür olayları durdurmak, ertelemek veyahut da önlem almak zorundalar. Yani isteyince bunların önüne geçilebiliyor yani. Bunlara cezasını verebiliyorsun ya da korumuyorsun, kollayıp desteklemiyorsun, önünü kapatıyorsun. Böyle olaylar yaşanmıyor. Bu sayede de Avrupa'da yaşayan biz Türkler rahat bir nefes alıyoruz. Her gün yeni bir ev kundaklama korkusuyla veyahut da yeni bir Türk'ün ölümü katledilmesi haberleriyle öyle sarsılmıyoruz. Türkiye'mizin güçlü olması sebebiyle. Bunu herkes bilemez tabii. Şimdi bir konu da şu anda koronavirüs sebebiyle e, Avrupa'da yaşayan bütün insanlar sadece Avrupa ülkelerine e, tatile gidebilirler. Şimdi Mevlüt Çavuşoğlu da Almanya'nın Dışişleri Bakanlığı telefonda görüştü geçen. Türkiye'yi de bu e, ziyaret ülkelerine hani tatil ülkelerine dahil etmeye çalışıyor. Onu da dahil eder kesinlikle. Çünkü buradaki yaşayan Türklerin... Türkiye izine gelmesi, vatanlara Hani özlem bir sene gidemeyince özlem duygusu illa hayli artıyor. Ayrıyetten şu anda Türkiye'de de zaten e, koronavirüs sebebiyle turizm oldukça durmuş şekilde. Ve e, ekonomide tabi illaki büyük e, zararı da var. E, bu sene turistlerin gelmemesi de yani Almancıların büyük bir darbe gibi olur. Düşünün ki yani 5 milyon Türk Almanya'da. Her bir araba geldiği zaman kafadan yani bin euro para bıraksa her bir araba bugün yüz bin araba gelse 100 milyon euro o kadar yani ekonomiye canlılık katıyor ki yani en azından söylüyorum bugün bir iki kişi bir karı koca Türkiye'ye geldiğinde 3000 euro'dan aşağı Türkiye'ye para bırakmıyor. En az 3000 euro, 5000 euro ev alan oluyor, satan oluyor, noterde işleri olan oluyor, tamiret yaptıranlar oluyor. Bir sürü daha daha fazlası da oluyor da biz en az 1 bin euro diyelim. 1 bin euro para bile değil de yani bunun giyesisi, yiyeceği, içeceği bir sürü e, işlem yani ücretleri var. Bunların hepsi Türkiye'nin ekonomisine bir canlılık, bir hareketlilik getiriyor. Alım satım gücü, insanların hani para kazanması, ve Türkiye'ye döviz girdisi ekonomiyi rahatlatıyor. Şimdi e, bazı kişiler e, Türkiye'ye bu sene e, turistlerin gelmeyeceğinden hani yer köşeye sıkıştıracağından hani demir seviniyorlar. Geçen benim kardeşim de bana demişti e, belki bu sene Türkiye'ye gidemeyebiliriz. Sadece Avrupa ülkelerine seyahat serbesti var Türkiye'ye yok dediğinde. Ben kendisine dedim size de söyleyeyim. Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider varken kargo uçaklarını bile insanları doldurup Türkiye'ye götürmek babında o uçakları bile Almanya'ya gönderip kargo uçaklarında olsun bizi Türkiye'ye taşır. Daha olmadı siz İtalya'ya kadar gelin der ben sizi oradan alırım ücretsiz der. Yeter ki siz gelin. Daha olmadı der trene binin. Trende kapıyı kapatın korona virüsünden hani hiçbir ülkenin e, karantinası veyahut da şeye zarar vermeden direkt Türkiye'ye gelin biz sizi burada karşılarız diyerekten Türkiye'ye girecek olan herhangi bir para girdisinin bir döviz girdisinin önlemini çaresini Erdoğan kesinlikle alır arkadaşlar. Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider varken biz çok rahat yatıp kalkıyoruz. Her şeyin çaresini bulur. Hiçbir zaman başımıza kötü bir iş gelmez. Bundan adım gibi eminim. Gerekirse Almanya'ya kadar Erdoğan tünel kazar. Gene de o tünelden bizi Türkiye'ye götürür. Adam bunun çaresini bulur arkadaşlar. Bırakın seyahat uçaklarını, kargo uçaklarını bile devreye sokar. Hamburg'a gelin, İtalya'ya gelin. Nereye gelirseniz biz size oradan yeterince yani bizim taşıma araçlarımız var. Yük gemilerini gönderir. Bizi alır Türkiye bir şekilde ulaştırır. Erdoğan varken hiçbir şeyin çaresizlik, hiçbir şey imkansızdır. Hiçbir şey başarılamaz, olmaz, yapılamaz diye bir bir kelime yok arkadaşlar. Erdoğan varken her şeyin çaresi var, her şeyin çözümü var. Biz o yüzden Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyoruz, inanıyoruz. Ee, onun liderliği sayesinde de ülkemizin başına herhangi bir musibet gelmeyeceğini biliyoruz. Bunu görmeyen, inkar edenler, işine gelmeyenler, çıkar amaçlı hep bunu e, Kötü olarak, diktatör olarak veyahut da yolsuzluk gibi her türlü kötü e, mecrada dile getirip Erdoğan'ı inkar eden nankörler her zaman çıkacaktır. Biz asla o nankörlerden değiliz. Ülkemizin yanındayız, arkasındayız. Elimizden gelen her türlü desteği de vermeye hazırız. Ülkemiz sayesinde biz burada rahat ve huzur içerisinde uyuyoruz. Paramızı kazanıyoruz. Ve Türkiye'ye gelip paramızı harcayabiliyoruz. Eğer güçlü bir devletimiz olmasa bize burada bir nefes bile aldırmazlar. Her gün yeni yanık haberleri, her gün katliamlar, her gün e, kundaklamalar, yeni yeni ölümler.